Levent, şimdi senin de danışma kurulunda olduğun şehir tiyatrosu ilk başta Zamanında. zamanında evet ilk başta oyuncu seçmeleriyle ilgili bir takım tartışmalarla gündeme gelmişti. O zaman pek çok oyuncu bana ulaşmıştı. Ben tabii olayın tam içinde değildim. Ama Recai şu ışığı değiştirir misin lütfen? Ama bu sefer de sen göreve gelmeden önce Yücel Hoca'nın gidişiyle ilgili hocanın bir paylaşımı oldu Yücel Erten'in. Benimle temasa geçilmedi dediler. Orhan Alkaya, Orhan'la yayın yaptığımızda Enver dedi o görevden alınmadı. Görev süresi doldu Evet. dedi. Şimdi tabii herhalde hoca şey bekliyordu. Devam edilmesini bekliyordu. Bilemiyorum. Şimdi de sen geldin ve sanatta kırgınlıklar, üzüntüler, eleştiriler de çok olur. Yücel Erten meselesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Görevden alınma biçimi hakkında ne düşünüyorsun? O metni okudun mu? Ve senin bu süreçte Yücel Hoca'yı arayıp hocam ben sizin yerinize değil, sizden sonra geldim, size yine danışacağım falan gibi tavrın olur mu? Yani Yücel Hoca ile ilgili bir tutumun oldu mu? Çünkü tiyatro iyi başlasa iyi gitsin. Kötü olmasın istiyorum ben. Elbette. Ben zaten herhangi bir kavganın önü ya da ardılı değilim. Olamam da. Yani hem yaş olarak, biz mesleki olarak, sen çok iyi bilirsin Enver. Bizim aldığımız mesleki terbiyede büyüklerimizle aramızdaki mesafe her zaman için çok bellidir. Saygımızda, sevgimizde asla bir sorun olmaz. Ben bir kere bunu çok önemsiyorum. Bunu bilmenizi isterim. En başta bunu söylemek isterim. Elbette ki bir takım tartışmaların öznesi de olamam. Çünkü bu tartışmalarda benim bir yerim de yok. Sonuçta burada Türkiye'nin yetiştirdiği nadir entelektüellerden birkaçı kendi aralarında, kendi yaş gruplarını da bir parça bağlayan aynı zamanda bir ton üzerinden konuşuyorlar. Yani bu benim bilmediğim bir karşılaşma ve ben bilmediğim bir karşılaşmanın içine oyuncu olarak girmek istemiyorum. Çünkü benim tarzım da bu değil, yapım da bu değil. Sonuçta bu tartışmayı kategorize etmiyorum. Burada yanlış anlaşılmasını istemem. Bu tartışmanın arasında geçen insanlar benim abilerim, benim büyüklerim, mesleki olarak büyüklerim. Ben bu tartışmanın içine girip de bunun bir öznesi olamam. Sonuçta herkes kendince haklı, herkes kendince doğru. Ve sonuçta kamuoyunun önünde yapılıyor. Bu tartışma gizli saklı da yapılmıyor. Evet, bu dediğiniz doğru, bu dediğin doğru. Bu konuşulan doğru. Evet, Yücel Erten'in görev süresi bitti ve görev süresi yenilenmedi. Bu bir gerçek. Yönetim kurulu, bu yönetim kuruluna verilmişti genel sanat yönetmenini seçme yetkisi. Fakat yönetim kurulunun yapısı gereği bakıldığında burası bir padişahlı sisteminin babadan oğula geçeceği bir şey haline getirilmişti. Bir çember, bir çember haline getirilmişti. Yani Tam çemberin dışına yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Danışma kurulu mu, yönetim kurulu mu? bu yönetim kurulu, tiyatronun O yönetim nedir? kurulu Onu anlatır deniyor. mısın? Ben onu bilmiyorum. Danışma kurulu önerilerini sunuyor. Yönetim kurulu da tiyatronun işleyişinden sorumlu. Ve yönetim kurulunun kendi içinde belirleyici genel sanat yönetmeniyle devam eder diye bir şey vardı, ibare vardı. Bu bir tür krallık kurmak aslına bakarsanız. Yani yönetim kuruluna sizin seçtiğiniz 4 kişi girdiğinde belediyenin oraya atamış olduğu 2 kişinin artık bundan sonra o çarkın içine girerek istediği kişiyi, yani seçilmiş belediye başkanının danışma kurulu tarafından önerilmiş kişiler arasından birini seçmesinin önüne geçilmişti. Yani tiyatroda darbe olarak adlandırılan şey teknik olarak budur. Belediye başkanı beni buraya halk seçerek oturttu. Ben nasıl olur da tiyatronun genel sanat yönetmenini seçemem? Yani bana bağlı, sponsorluğunun, parasının benim tarafından verildiği bir kurumun genel sanat yönetmenini ben nasıl olup da seçemiyorum? Onu seçecek bir danışma kurulu var, mütalaasıyla gelecek olan bir danışma kurulu var. Onların hem insan kaynaklarımın yorumlarını nasıl almadan ben bunlarla nasıl hareket edebilirim? Kontrol edemediğim bir şey olur bu benim diye düşünmüşler. Zaten bu da çok mantıklı geliyor bana. Sonuçta belediye başkanı İstanbul'da olduğu gibi kendi kendine çıkıp şudur, ben bunu atadım dese kimse bir şey diyemez. Ama burada İstanbul'da öyle mi İzmir'de, oluyor? tabii. İstanbul. Yani Tabii, Ekrem Bey İstanbul'da kimi öyle. Belediye isterse o mu başkanı olur? yeni atama oldu diyor, gönderiyor belediye başkanını. İstanbul'da Ekrem Bey kimi isterse o mu oluyor? Orada danışma yok mu? Evet, Baktı da. tabii ki. Tabii ki etrafına soruyordur. Ama bir resmi şey yok, danışma kurulu gibi, İK'ya gitmesi gibi, başvuru yapılması gibi bir Ya o şey zaman yok bu da kimse. padişahlık.
Ekrem Bey kimi derse oluyor. Tayyip Bey kimi derse devlet tiyatrosu. Ekrem Bey kimi derse Ben tabii ki bunu böyle söyleyemem. Bir padişahlık diyemem ben buna. Çünkü sonuçta şehir tiyatrosunun başına tarihte kimlerin atandığı, özellikle 2000'lerin 2002'den beri atamaların nasıl yapıldığı açıktır. Bunlar kapalı bilgiler değil, basına da açık. Herkesin gözünün önünde olan şeyler. Bu isimler içinde çok önemli isimler de var. AKP başa geldikten sonra atanmış olan isimlere baktığında zaten o dönemde o insanların nasıl atandığı, kimin direktifiyle oraya oturtulduğu çok açık. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan da bahsetmiyorum. Önceki belediye başkanlarında Ali Müfit Gürtuna'dır, Kadir Topbaş'tır ama gibi Levent, AKP'li isimlere Ekrem baktığında Bey'den, bunu görüyorsun. Ama Levent, Ekrem Bey'den farklı bir uygulama beklemek hakkımız değil mi? Yani sonuçta... Sonuçta bu tiyatronun kendi ihtiyacıyla da ilgili bir şey. Yani şehir tiyatrosunda bu yıllardan beri, İstanbul için söylüyorum, böyle sürüyü geldiği için hiç kimse sesini de çıkartmıyor. Başta oyuncular yeni gelen isimle pek anlaşamıyorlar. Kendi yöntemlerinin dışında birisinin geldiğini düşünüyorlar. Bir de bahsettiğim şehir tiyatrosunun kendi yapısının içinden çıkmış, o yapıyı çok iyi bilen birilerinin gelip tiyatroyu yönetmesini istiyorlar. Ama tiyatroda maalesef çok daha büyük sorunlarımız var Enver. Peki, bence bunlara da değinmek lazım. Yani genel sanat yönetmeninin atanması bir sorun değil Türkiye'de. Aslında bu genel sorun... genel sanat yönetmeninin şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum ben. Bir kimlik verme meselesi, hatırlar mısın Levent? Biz o zaman küçüktük. 12 Eylül'den sonra eğer yanılmıyorsam Vasfi Bey'in göreve gelmesi, darbecilerin döneminde bunu kabul etmesi koskoca Vasfi Rıza Zobu'yu şey durumuna düşürdü. Tarihte darbecilerle hareket eden tırnak içerisinde kimse durumuna düşürdü. O yüzden ben şöyle bakıyorum. İzmir Belediyesi'nin başkanı ben olsam kurumun başına gelecek olan kişi tercihi aynı zamanda sanatsal, aynı zamanda siyasaldır. Yani kabaca söyleyelim, bir yere Nejat Uygur'u getirmekle Genco Erkal'ı getirmek farklıdır. Gürüsür'ü getirmek farklıdır. Yıldız evet. Kenter'i getirmek farklıdır. Ben bunu hep kaybettiğimiz değerli sanatçılardan örnek verdim. Hani bugün için alınmasın diye. Dolayısıyla sen de bir sanatsal tercih olduğu kadar siyasal bir tercihsin. Seninle belediye başkanı konuştu mu bu bağlamda? Yani sen de bir fikir alışverişinde bulundun mu? Evet, bulundu. İşte evvelsi gün arayıp hani uygun gördüğünü söyledi sağ olsun. Ve hani benim olduğumu, isteklerimi ne olur iletmemi istedi. Hani ne gibi beklentilerim olduğunu. Zaten hani ben raporda da sunmuştum ama hani oradaki yaşamla ilgili, oradaki yaşam şartlarıyla ilgili ne beklediğimi sordu. Kabaca bir iki şey söyledim ben de. Hani çok büyük olmayan, çok önemli olmayan barınmayla ilgili şeyler bunlar. Onun dışında da siyasi bir tercih... Onların cevaplayabileceği bir şey. Sorarlar ya çocuklara, bana soruyorlar nasıl bir babasınız? Ne bileyim, git çocuklara sor. Ya bu biraz ona benziyor. Yani bu siyasi bir tercih mi? Bence bunu başkana sorun. Çünkü kararı, son kararı veren kendisi. Ölçmüştür, tartmıştır. O zaman sana... Giden belgeleri okumuştur. Senden, sana tersten sorayım. Son iki soru. Çünkü seni de çok şey yapmak istemiyorum. Son iki soru. Tersten sorayım. Benim bildiğim kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla derken kibarlık yapıyorum. Çünkü biliyorum sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha solunda yer alıp 1 Mayıs'larda kürsüde olan, yani sunuculuk yaptığın disk için görev yapan, Gezi'de bütün kariyerin pahasına orada olan, yani daha solda olduğunu düşündüğümüz bir isimsin. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı da seni seçiyor. Sen siyaseten kendini nasıl burada sanatçı olarak konumlandıracaksın? Ben kendi payıma hem bizim tiyatromuzdan hem de yabancı yazarlardan Brecht'ler görmek isterim, müzikaller görmek isterim, kabareler görmek isterim tabii. Ama olanaklar da aynı. Sen kendini nasıl tartıyorsun? Bir kere şunu söylemek isterim. Burası, yani mesela bu söylediğin oyunların hepsinin aynı zamanda çok derin sosyolojik yapıları tartıştığını da unutmamak lazım. Bugün kabare dediğimiz müzikal oyun buram buram faşizmi tartışır. Ama da bakıldığında evet, son derece de eğlenceli, danslı gösteriler içerisinde bunu sana sunar. Senin tiyatroyla neyi anlatacağının kararını yazar vermiştir zaten.
Bunu böyle anlat demiştir sana. İşte ismini andığın son büyük tiyatro kuramcısı Bertolt Brecht'in de oyunlarında yaptığı budur. Önce eğlendir beni der. Sonra bana anlat. Önce beni güldür. Sonra önce beni eğlendir. Derdini öyle bana anlat der. Onun inandığı, onun sevdirdiği tiyatro da böyle bir tiyatro. O yüzden biz Brecht oyunu istiyoruz. Bunu yapabilecek yönetmen sayımız çok fazla yok Türkiye'de. Onun için bir Brecht oyununun, bir Miller, Arthur Miller oyununun, bir David Mamet oyununun, bir Molière oyununun, bir Shakespeare oyununun tartıştıkları hem güncelde hem eskide aslında hep aynı çatışma. Bugün Allah aşkınıza Romeo Juliet'te tartışılan şeyle Batı yakasının hikayesi arasında tartışılan Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Yusuf ile Menofis'in tartıştığı aynı değil mi? Aslında bunlar değil mi bizim bütün peşine düştüğümüz hikaye? Bütün tarihte aşkı bunlar üzerinden tartışmıyor muyuz? Bunlar üzerinden tanımlamıyor muyuz? Elbette bunları sırtını dönemezsin. Son soru.